operasyonu da başladı siyah beyazlılarda sercan dikmeye son hazırlıklarını yapıyor sercandan detayları öğreneceğiz sormak istediğimizde çok şey var onu da belirtelim atiba bir taraftan bir yıl daha kalacak ve belki önümüzdeki sezon yönetim kadrosunda yer alacak atiba layıç ile ilgili bir teklif var mı çünkü sergin hocanın önümüzdeki sezon takımda olmasını istediği oyunculardan biri değil gibi bir intibaya kapıldık yine bunun cevabını da ondan alacağız ee, yine Tavsent'le ilgili e, transfer iddiaları var Beşiktaş'ta, Santripor mevkiinde konuşulan isimler var ki, işte tekrar Hulk'un gündeme alındığı söyleniyor, e, e, Tekşehir'e yine konuşulan isimlerden biri. Sercan hazır mı arkadaşlar hazırsa? Evet birazdan olacak ama e, Zaten sen çok az hızlı önce bir... Söyle, az önce söyleyince ben oyuna girecek sandım. Sercan Dikme son hazırlıklarını yapıyor. Hani maç anlatırken son hazırlıklarını yapıyor. Oyuna girecek sandım ben yani. Bu abiler için de öyle. İşte son işte bu nedir acaba bu transfer <laughs> görüşmesi oldu mu olmadı mı? Son teyitler vazgeçildi <laughs> mi, onaylandı mı? <laughs> ya aslında futbolcu gibi o performansı gösteriyor mu abi arkadaşlarımızla. Değil mi? Ya gerçekten performa Vodafone'un önünde neredeyse bir Sercan Dikme ağacı dikeceğiz oraya <laughs> yani. Değil mi? Yani ağaç oldu çocuk Ağaç orada. <gülüyor> dikme. Dikme. <laughs> dikme. Sercan dikme. <laughs> artık bir anıt oraya Sercan dikme anıtı belki e, olabilir. E, o son bağlantısı gülücüklerle dolu o son bağlantısı her şeyin özetiydi bence. E, hoca ile birlikte transfer operasyonu da hızlı başladı. E, ya Tabii şimdi aslında şöyle bir şey daha hoca e, anlaşması gerçekleşmeden önce... ...Sergen Hoca'nın e, verdiği bir e, bilgi ya da rapor demeyeyim ona artık. Yani 7 tane oyuncuya ihtiyacım var diyor. Yani... Gezal ve e, Roziye'yi de herhalde içine katmıştır bunun. 7 tane oyuncuya ihtiyacım var. Bu ne demektir? Hızlı bir transfer e, hamlesi yapılması lazım demektir. Tamam. Sercan hazır. Hazır. Hadi Sercan'a soralım transferleri. Bakalım. Sözü sana bırakıyoruz. Mustafa Göksu çok teşekkür ediyorum. Haldun abiye de Zeki abiye selamlar saygılar. Selamlar kardeşim. İyi yayınlar dileyelim. e Beşiktaş'ta artık Sergen Hoca imzaladıktan sonra geriye kalacak olan durum transfer. Pazartesi günü itibariyle Sergen Hoca ve yönetim transfer için bir araya gelecek. O Haldun abinin çok kısa bahsettiği o rapor konusu biraz daha e, önümüzdeki günleri Beşiktaş adına yorumlayabilmek, haber yapabilmek adına pazartesi günü çok belirleyici olacak. Ancak 3 aşağı 5 yukarı e, gidecek kalacak oyuncuların akıbeti belli Beşiktaş'ta. E, çok kısa Gökhan Töre ile ilgili, Atiba ile ilgili Beşiktaş'ın, Sergen Hoca'nın kalsın ve e, devam etsin dediğini biliyoruz. İlerleyen günlerde Beşiktaş yönetimi her iki futbolcuyu da çağırıp sözleşme imzalayacak. E, Tovsent, e, Gezzal konusu var. Evet Gezzal, e, Beşiktaş'ın hep devam etmek istediği bir oyuncu. Ancak e, alternatiflere de bakılıyor. En son Kristin Palas'taydı Tovsent. E, Beşiktaş yönetimi Gezzal'la anlaşılamaması durumunda. Daha doğrusu Gezzal için Leicester City kulübüyle anlaşılamaması durumunda. Şu an bonservisi elinde olan e, Tovsent için girişimlere başlayacak. Tovsent Beşiktaş'ın artık bu saatten sonra ilgilendiği ve e, Gezal'ın yokluğunda kadroda görmek istediği oyunculardan sadece biri. O e, listenin kabarık olduğunu söyleyelim. Tovsent birlikte çok futbolcu var. Ancak o listeden birkaç tane isim öğrenmeye başlıyoruz artık Sergen Hoca'nın imza atmasının ardından. E, öte yandan Atiba'yı söyledik. Atiba ile ilgili şu notu paylaşmak isterim. Ee, bir yıllık bir kontrat önerilecek Atiba'ya Mustafa Göksu. İçerisinde primlerin, bonusların yüksek, maç başlığı ücretlerinin yüksek, garanti ücretin az olacağı bir sözleşme teklif edilecek. Ee, son olarak az önce de paylaştığımız Tofcent gelişmesi. İngiliz bir futbolcu ve şimdiye kadar kariyerinde İngiltere dışına çıkmadı. Aslında üzerine düşünülen durumda. Bu ancak ilerleyen günlerde biraz daha şekillenecek bu transferler. Sizin soracağınız soru varsa... Oraya vardı. E, Krasnodar ve Beşiktaş istiyor. Arjantin basınında da çıkmış. E, ciddi anlamda Beşiktaş'ın da e, Krasnodar'ın da e, görüştüğü bir isim deniyor. E, bir, bir de Karaskal vardı dün söylediğimiz 10 numara Sergen Yalçın'ın istediği. Onlarla ilgili yeni bilgiler var. Onun dışında... Alex Teixeira'yı sürekli söylüyorsun. Biz de yazıyoruz. O, o, orada da bayağı mesafe kat ettiği söyleniyor Beşiktaş'ın. Biliyorsunuz Josep de eee birlikte yemek yakın yediği arkadaş. yakın arkadaşı. Yakın arkadaşı belki, belki, Vasco'dan. Belki tutar getirir. <laughs> Vasco'danmış. Evet. Joan Mario kadar. iddiası var bugün de eee Corriere della Sport, İtalyan basınında çıkmış. E, haberde şunu söylüyor. Benfica'nın diyor geçen sezon Sporting'in şampiyon ünvanı kazanmasında önemli bir figür olan orta saha oyuncusu Joao Mario'yu transfer teklifi yaptığını ama karşısında Beşiktaş'ın da bu oyuncuyla ilgilendiğini, rakip olarak Beşiktaş'ın da olduğunu söylemiş. Yani bu tabii ki dış basında çıkan bir iddia. Onu söyleyelim. Rugani yazmışlar. Yine Tutto Sport gazetesinin bir haberi. Beşiktaş'a. Geçen hafta Fenerbahçe'ye yazılmıştı. Yani yurt dışında da bir transferde bir bilgi kirliliği olmaya başladı. Bizde ne kadar çok transfer haberi çıkıyorsa orada da bizim takımlarla ilgili transfer haberleri çok gelmeye başladı. Seferovic iddiası vardı ama ben inanmıyorum. Yani Seferovic'i al, alacak kulüp yok herhalde şu anda. ki Kimse de bırakmaz. Ee, çok inandırıcı gelmedi bana. O yüzden. Diego Costa bu arada kararımı verdim verdim demiş. O da enteresan. Ee, UOL Esporte'den den Mercado do Bola'ya e, herhalde bir televizyon bu canlı yayınına katılmış. E, kariyerine Brezilya'da devam etmeyeceğini söylemiş. E, önümüzdeki sezon nerede oynayacağının e, ile ilgili soru sormuşlar. Acele etmiyorum bu konuda demiş. Önümüzdeki önümüzdeki haftalarda kaderimi açıklayacağım demiş. E, ve aralarında Benfica, Beşiktaş, Wolverhampton, Suriye Arabistan, Katar gibi alternatif pazarlardan yoğun ilgi topladığını, menajeri de söylemiş. Hepsiyle e, görüşmeler yaptıklarını söylemiş. Ama e, Diego Costa'nın e, birkaç hafta sonra karar vereceğini bu konuda e, böyle bir televizyon programında Diego Costa söylemiş. Yani kararımı aslında ben biliyorum ama net olarak açıklamak istemiyorum demiş. Görüştüğüm takımlar var. Bunlardan biri de Beşiktaş demiş. Yani Beşiktaş işaret etmiş ama net olarak da şu takımla anlaştım dememiş. Bu arada Rozier'in yerine Saçko diye bir isim, Portekiz'in Abola Gazetesi'nin iddiası bu. Rozier alternatif olarak Beşiktaş düşünüyor diye. Guimarães takımının mali Sağbek'i, Falaye Saçko. 26 yaşındaki Sabek. Lorient Lorient'le Beşiktaş kapışıyor diye bir haber yapmış. Bu da dış basında çıkan haberler kardeşim. Ee, sen de tabii daha net detaylar vardır ama bana da ben gelen Sercan, bilgiler bu. Sercan'a ben bir soru sorayım. Evet. Sercan sen de Santrafor için isim var mı? Haldun abi, Diego Costa üzerinde duruyoruz. Ama en son yapılan teklif 2 yıldan 4 milyon euroluk bir teklifti. Bu teklif revize edilecektir kabul görmemesi durumunda. halen programa girmeden önce ben sorma fırsatı buldum. Teklifi olumlu olumsuz e, cevap var mı diye diye Costa tarafından e, yok dendi. Ve aslında bekliyoruz o olumlu olumsuz tarafında. Ancak e, şöyle bir durum var. E, i̇lerleyen günlerde Levent abi saygılar. E, Levent abi de geçiyordu. Nasılsınız abi iyi misiniz? İyiyim e, teşekkür Beşiktaş'ta tabii ilerleyen günlerde şöyle de bir durum olacak. İki yıllık durumda. E, 4 milyon euroluk teklif ancak buna revize edilebilir. 500 bin euro artabilir, 750 bin euro artabilir. Ee, ben aslında o durumda Beşiktaş'ın e, Sayın Başkan Ahmet Duruşev'in ilgilendiği bir e, konu olduğu için bu. 500 bin euro, 750 bin euro civarında 2 yıllık bir durumun arttırılmasını bekliyorum. Sadece benim şimdi Santrafor e, noktası için yapabileceğim haber Diego Costa'dan ibaret. Haldun abi. Teşekkür ederim. Peki Sercan Dikmeye çok teşekkür ederiz. Bütün bu bilgiler ışığında Beşiktaş'ın transfer operasyonunun rotasını değerlendireceğiz ama önce bir Fenerbahçe